Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 3. ünitemizin 3. konusu olan enerji konusuyla baş başayız. Buyurun başlayalım. Enerji. Günlük yaşamda gördüğünüz olaylar arkadaşlar, işte basketbol oynamak, futbol oynamak, işte kovayla su taşımak, yerden bir şeyi kaldırmak gibi günlük yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ne yaparız? Enerji harcarız. İşte bu enerji neymiş, ne değilmiş bu konuda daha iyi öğreneceğiz. Veya yapmış olduğumuz enerji çeşitleri neymiş bunlara bakacağız. Canlılar yaşamsal faaliyetlerini devam için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar biz yaşamsal faaliyetlerimiz için yani enerjimiz için bu enerji ihtiyacımızı nereden karşılıyoruz? Besinlerden karşılıyoruz. Yemiş olduğumuz besinlerle vücudumuz enerji ihtiyacını karşılıyor ve yukarıdaki görmüş olduğumuz faaliyetler işte nedir? Koşarken, yürürken, uyurken, kitap okurken işte bu enerjiyi harcıyoruz. Bir işi yapabilmek için enerjiye gereksinim vardır. Enerjimiz olmadan iş yapamayız arkadaşlar. İş yapabilme yeteneğine de enerji, yani enerjinin tanımı İş yapabilme yeteneğine enerji denir arkadaşlar. Günlük hayatta birçok enerji çeşidi ile karşılaşabilirsiniz. Elektrik enerjisi, ısı enerjisi, ışık enerjisi, güneş enerjisi, kimyasal enerji, rüzgar enerjisi, nükleer enerji ve atom enerjisi gibi birçok enerji çeşitlerini belki de bu zamana kadar, bu 7. sınıfa kadar bunların hepsini duydunuz ve çoğunu da gördüğünüz işlediniz arkadaşlar. İşte bu yıl bu enerjilerden farklı bir enerji işleyeceğiz. Onu öncelikle söylemem gerekiyor. Enerji birimi arkadaşlar biz joule diye yazılır. Joule diye okunan bir birim. Ve kısaltma olarak da sadece J harfini kullanacağız. Ve enerjinin sembol edildiği harf de E harfi arkadaşlar. Sembolize edildiği harf E. Enerjinin birimi joule. Enerji nedir dediğimizde de iş yapabilme yeteneğine enerji deriz. Bu bölümde enerjinin çeşitlerinde olan kinetik ve potansiyel enerjiyi öğreneceğiz. Bakın ilk defa duydunuz belki kinetik ve potansiyel enerji. O yüzden bu yılki işleyeceğimiz enerji çeşidimiz ikiye ayrılıyor. Kinetik enerji, potansiyel enerji. Kinetik enerjinin diğer bir ismi de arkadaşlar parantezde gördüğünüz gibi hareket enerji. Aslında çok yabancı değiliz değil mi? Hareket enerjisi deseydi anlardık da kinetik ismini söylediği zaman ilk defa duymuş olabilirsiniz. Potansiyel enerjiyi işlerken de potansiyeli de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi olarak. Öncelikle kinetik enerjiyle başlayalım. Yani diğer ismiyle neydi? Hareket enerjisi. Cisimlerin, maddelerin hareketlerinden dolayı sahip olduğu enerjiye biz kinetik enerji veya diğer ismiyle hareket enerjisi diyoruz. O yüzden tek bir kural var arkadaşlar. Nedir? Mutlaka bu cismin hareketli olması gerekir. Hareketsiz olan cisimlerin kinetik enerjileri yoktur. Mutlaka kinetik enerjiye sahip olabilmeleri için hareket etme zorunluluğu var arkadaşlar. Hemen tanımı yaptıktan sonra örneklere bakalım. Arının çiçeğin üzerine konması için yapmış olduğu bir hareket var. O yüzden kinetik enerjisi var. Dağın zirvesinden kar üzerinde aşağıya doğru kayan kişinin mutlaka bir hareketi olacağından dolayı kinetik enerjisi var. Koltuğa oturmuş televizyon izleyen bir kişi hareketsiz olduğundan dolayı bir kinetik enerjisi yok. Duran park halindeki bir arabanın yine kinetik enerjisi yok. Rafta duran bir kitabın yine hareket olmadığı için kinetik enerjisi yok. Bakın burada görselde arkadaşlar aslanla ilgili ayaklarına bakarsanız koşma hareketi yaptığını görürsünüz. O yüzden bu bir hareket midir? Evet, ayakları bize hareketli olduğunu gösteriyor görselde. Hareketliyse o zaman kinetik enerjisi mevcuttur.
Demek ki kinetik enerji bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerji imiş. Yani enerji için, yani kinetik enerji için hareket şart. Cismin sahip olduğu kinetik enerji nelere bağlıymış, bunlara bakalım arkadaşlar. Birinci olarak cismin hızına veya diğer bir ifadeyle süratine bağlı. O yüzden bir cismin sürati, yani hızı, değişkenlik gösterdiği zaman demek ki bu cismin hareket enerjisi, yani kinetik enerjisi de değişecek demektir. Ve ikisi arasında nasıl bir orantı var diye bakarsak arkadaşlar, ikisi arasında doğru orantı var. Yani cismin hızı ve sürati arttıkça kinetik enerjisi de artar. O yüzden hızı ile kinetik enerjisi arasında doğru orantı var. Ve biz sürati gösterecek olursak, sembolize edecek olursak V harfiyle, V'nin V'si ile arkadaşlar sembolize ediyoruz. Demek ki kinetik enerjinin bağlı olduğu birinci etken cismin hızıymış ya da sürati. Bunu bir örnek üzerinde açıklayalım arkadaşlar. Yani nasıl olur böyle bir şey? İşte bunu ben sınıfta da açıklamıştım. Dedim ki arkadaşlar, özdeş iki arabamız olsun, eşit kütleli. Yani iki araba eşit kütleye sahip ama birisinin hızı veya sürati 90, diğerinin de arkadaşlar sürati 120. Şimdi bu iki özdeş araba bir duvara çarptığı zaman sürati daha çok olan mı daha çok zarar ve etki ortaya çıkartır, sürati az olan mı diye sormuştum. Ve siz de ne demiştiniz? Hocam sürat daha çok olduğu için daha çok hasar, yani daha çok etki, daha çok durum ortaya çıkar demiştiniz. Nedeni ne de arkadaşlar? Çünkü bunun sürati çok olduğu için sürati çok olanın kinetik enerjisi de çok olur. Ve kinetik enerjisi çok olduğu için daha büyük bir hasarla karşılaşılır. O yüzden arkadaşlar kinetik enerjide birinci bağlı olan faktörümüz sürattir. Sürati fazla olanın kinetik enerjisi de büyüktür. O yüzden bu soruya da sürati fazla olanın, yani K'nın kinetik enerjisi L'den büyüktür. Bir diğer kinetik enerjisinin bağlı olduğu faktör de arkadaşlar cismin kütlesine bağlıdır. Ve yine cismin kütlesi ile cismin kinetik enerjisi doğru orantılıdır. Yani kütleyi artırdıkça kinetik enerjiyi de artırırız. Ve kütleyi de küçük M harfiyle sembolize edildiğini zaten daha önce öğrenmiş idik. Demek ki arkadaşlar sonuç olarak ne diyoruz? Kinetik enerjinin bağlı olduğu iki değişken var. Bunlardan birincisi sürat, ikincisi kütle. Sürat arttıkça kinetik enerji de artar. Kütle arttıkça kinetik enerji de artar. Bir parantez açıyorum. Kütlenin artışı ile süratin artışı kinetik enerjiyi aynı oranda mı artırır? Hayır. Lütfen buraya arkadaşlar dikkatli dinleyin. Çünkü süratin artışı kütlenin artışından daha fazla etkiye sahip. Çünkü süratin karesini kullanıyoruz arkadaşlar biz. Yani şunu demek istiyorum. Kütle 2 kat artırılırsa kinetik enerji 2 kat artırır. Tekrar söylüyorum. Kütle 2 kat artırılırsa kinetik enerji 2 kat artar. Kütle 3 kat artırılırsa kinetik enerji 3 kat artar. Kütle 4 kat artırılırsa kinetik enerji 4 kat. Yani doğru bir orantı var. Ama süratte şöyle bir durum var arkadaşlar. Sürat 2 kat artırılırsa karesi, yani kinetik enerji 4 kat artar. Sürat 3 kat artırılırsa karesi, yani kinetik enerji 9 kat artar. Sürat 4 kat artırılırsa kinetik enerji de 16 kat artar. Lütfen bu paranteze de, içindeki bilgiye de dikkat edelim. Kütlenin nasıl bağlı olduğuna da şöyle bir örnek verelim. İki ayrı araç. Birisi motosiklet, birisi de kamyon veya tır. Ortak özelliği ne arkadaşlar? İkisinin sürati de aynı. Yani 60 km bölü saat. Aynı süratle gelen bir motosiklet mi veya bir tır mı duvara çarptığında daha büyük etki oluşturur arkadaşlar? Tabii ki
ağır olan yani kütlesi büyük olan tır daha büyük bir etki oluşturacağından dolayı bu etkiyi oluşturmanın nedeni de ne? Daha çok enerjiye sahip. Demek ki kütlesi fazla olanın kinetik enerjisi de fazla olduğu için daha etki oluşturacak. Ve o yüzden arkadaşlar kinetik enerjilerini kıyaslarsak ne deriz? Burada tırın kinetik enerjisi kütlesi çok büyük olduğundan dolayı motosikletten büyüktür diyebiliriz. Yine bakın 3 farklı örneğimiz. Burada kütleler verilmiş, süratler verilmiş ve bize arkadaşlar kinetik enerjileri sıralamamızı istiyor. Şimdi birinci öncelik olarak bakın şurada bir değer var arkadaşlar. Nedir bu? V eşittir 0. V neyi temsil ediyor? Neyin sembolüydü arkadaşlar? Sürat. O yüzden sürat 0 ise yani hareketsiz demek. Kütlesi ne olursa olsun burada filin kinetik enerjisi yok arkadaşlar. O yüzden sıralamada en sonda olacak gördüğünüz fildir. Şimdi aslan ve tavuk. Kütleleri verilmiş, sürati verilmiş. Şimdi aslanın hem kütlesi daha büyük hem de sürati daha büyük. O yüzden hem kütle hem sürat daha büyük olduğu için aslanın kinetik enerjisi tavuktan daha fazladır. Ve fil zaten bir kinetik enerjiye sahip olmadığı için sıralamamız aslan büyüktür tavuk, tavuk büyüktür fil. Ama lütfen uyarıyorum bakın. Filde bir enerji yok, sıfır yani. Kinetik enerji hareketsiz olduğundan dolayı sıfır. Bir grafikle arkadaşlar soru çeşidi karşımıza çıkarsa diyor ki sürat zaman grafiği verilmiştir. Buna göre ABC aralıklarında hareketlinin kinetik enerji değişimi nasıl olur? Şimdi bakıyorum. T zamanı aralığı yani T zamanına kadar A dediğimiz aralıkta sıfırken arkadaşlar sürat artmış. Şimdi süratin artması kinetik enerjiyi artırmaz mı? Evet artırır. Demek ki A aralığında kinetik enerji artmış. T'den 2T zaman aralığına kadar süratte bir değişim yok. O yüzden enerji aynı. Niye? Çünkü hareket sürat artmadığı için arkadaşlar kinetik enerji de artmayacaktır. 2T'den 3T zaman aralığında ise süratte bir azalma meydana geldiği için kinetik enerji de azalacak. O yüzden ne diyoruz? A'da kinetik enerji artar, B'de değişmez, C'de kinetik enerji azalır. Diğer enerji çeşitimiz de neydi arkadaşlar? Potansiyel enerji. Bunun tanımı da şu. Bir cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye potansiyel enerji diyoruz. Ve biz potansiyel enerjiyi kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi olarak. Biz bunları ayrı ayrı işleyeceğiz arkadaşlar. Önceliğimiz çekim potansiyel enerji. Çekim deyince aklımıza ne gelecek? Yer çekimi. Cisimlerin yerden yüksekliklerinden dolayı yani konumlarından dolayı sahip olduğu bu enerjiye çekim potansiyel enerjisi denir. Yani ne olması gerekiyor arkadaşlar? Mutlaka yerden belli bir yüksekliğinin olması gerekiyor ki yer çekimi uygulanması gerçekleşecek ve sahip olduğu bu enerjiye de çekim potansiyel enerjisi diyeceğiz. Ağaçtaki portakallar çekim potansiyel enerjiye sahiptir. Niye? Çünkü yerden belli bir yükseklikte olduğu için arkadaşlar. Çünkü burada arkadaşlar bakın. Şimdi bu portakal bu ağaçta tutunmazsa ne olacak? Yere doğru düşecek. Yere düşmesini sağlayan ne? Yer çekimi kuvveti. Ha işte bunun bu şekilde burada durmasını sağlayan enerjiye biz çekim potansiyel enerji diyoruz. Burada bir enerjiyle duruyor arkadaşlar bu. İşte bu ağaç olabilir. Senin elindeki bir elma, senin elinin enerjisi olabilir. O yüzden yerden belli bir yükseklikte, belli bir konumda bulunan cisimlerin sahip oldukları bu enerjiye biz çekim potansiyel enerjisi diyoruz. Barajda birikmiş su, bakın yerden belli bir yüksekliğe doğru suyu biriktirmişiz. O yüzden çekim potansiyel enerjisine sahip. Uçmakta olan bir balon, yerden yukarıya doğru
bir mesafesi olduğu için arkadaşlar bir çekim potansiyel enerjisi var mı? Evet, var. Hatta çekim potansiyel enerjisi ile birlikte hareketli olduğu için kinetik enerjisi de var. Tavanda asılı avize. Yerden belli bir yüksekliği var mı? Var. O zaman çekim potansiyeli var. Ama hareketi olmadığından dolayı kinetik enerjisi yok. Çatıdaki kiremit yine yerden belli bir yüksekliği var. O yüzden potansiyel enerjisi, çekim potansiyel enerjisi var. Duvar saati, evet duvar saati de yerden belli bir yükseklikte. O yüzden var. Ağaç dalındaki elma, evet var. Düz yolda sabit süratte hareket eden araç. Yok. Neden? Çünkü yerden belli bir yüksekliğe sahip olmadığı için araçtan kastımız arkadaşlar tekerleri direkt yerle temas ettiği için bir bütün olarak düşünüyoruz. Ve o yüzden yerden belli bir yüksekliği olmadığı için tekerler yere değdiği için ne diyoruz? Burada bir konumu, bir yüksekliği yok. O yüzden çekim potansiyeli enerjisine sahip değil. Nelere bağlıymış arkadaşlar? E haliyle cismin bir ağırlığı olacak. Kütlesinden dolayı var olan bir ağırlık. O yüzden ağırlığına bağlı. Ağırlık arttıkça çekim potansiyeli enerjisi de artar. Ağırlık ne ile gösteriyorduk? Hatırlayın ağırlık konusundan. Büyük G harfiyle sembolize ediyorum. Bakın. Şekildeki ağırlıkları farklı X, Y çizecekleri aynı yükseklikte masalar üzerinde duruyor. Buna göre çekim potansiyellerini karşılaştırınız. Yükseklikleri aynı ama ağırlığı Y'nin daha fazla olduğu için çekim potansiyeli daha fazladır. İkinci çekim potansiyel enerjinin bağlı olduğu etken de yerden olan yüksekliği. Yükseklik ne kadar büyükse çekim potansiyel enerjisi de o kadar büyük olur. O yüzden yerden bakın arkadaşlar öyle an gelir ki siz elinizdeki bir bilyeyi çok kısa bir mesafeden yere bıraktığınızda etkisini çok görmezsiniz. Ama o bilyeyi metrelerce yükseklikten yere bıraktığınızda sanki bir kurşun etkisi gibi olabilir. Bakın örnekte de arkadaşlar iki tane bilyemiz var. Ağırlıkları eşit 10'ar Newton ama birisi H yüksekliğinden birisi de 3H yüksekliğinden bırakıldığında zeminde oluşturulan izler farklı olacaktır. Çünkü yüksek olanın potansiyel enerjisi fazla olduğu için daha büyük enerjiyle kumda daha fazla batacak. O yüzden K bilyesinin enerjisi L'den fazla. O yüzden K bilyesi L'den daha çok kuma batar arkadaşlar. Bakın bir de duvar saati var. Bazen duvar saatinde hocam ne gibi bir farklılık olabilir? Akrep ve yelkovana bakın arkadaşlar. Akrep yere daha yakın, yelkovan yerden daha uzak. O yüzden ne diyoruz bakın? Saat ilerlemeye devam ettiğinde bu sefer ne olacak arkadaşlar? Şu gördüğünüz yelkovan yere doğru yaklaşacak. O yüzden azalacak enerjisi. Şu gördüğünüz akrep de yukarıya doğru zaman ilerledikçe yukarıya doğru gideceği için akrepte de enerji artacak. Bakın güzel bir soru arkadaşlar. Yani saatin içerisindeki akrep ve yelkovanın hareketine bağlı enerjisini değiştiren bir soru. X, Y, Z cisimlerin iplerde oluşturduğu gerilmede ve yerden yükseklikleri şekildeki verildiği gibi olduğuna göre diyor. X, Y, Z cisimlerin çekim potansiyel enerjilerini karşılaştırınız. Şimdi yüksekliklerini vermiş mi? Vermiş. Peki hocam ağırlıklarını vermemiş. Çünkü çekim potansiyel enerjisi ağırlığa ve yüksekliğe bağlıydı. Ağırlığını vermeden nasıl çözeceğiz bu soruyu. Şöyle çözeceğiz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz iplerdeki gerilmedir bu. 2T, 3T ve T ile yazılı olan şu gördüğünüz ipteki gerilme. Ağırlığı ne kadar fazla olursa gerilme de o kadar fazla olmaz mı? Evet, bakın burada gerilme en büyük olduğu için demek ki Y'nin ağırlığı en büyük. Burada da ağırlığı 2 olarak alırız. Burada ağırlığı 3G olarak alırız. Burada da ağırlığı 1G olarak alırız. Çünkü gerilmelerle ağırlıkları aynı sayılabilir. E hocam, yükseklik 2, ağırlık 2. Yükseklik 1, ağırlık 3. Yükseklik 3, ağırlık 1. Nasıl kıyaslama yapacağız? Arkadaşlar çekim potansiyel enerjisinde böyle bir durumda verilen ağırlık değeri ile yüksekliği çarpacağız. Yani 2 çarpı 2, 4.
Bakın buranın enerjisi 4. 1 çarpı 3, 3. 3 çarpı 1, 3. Bakın buradaki enerji değeri kaç çıktı? 4 çıktı. Buradaki 3, buradaki 3. Niye? Çünkü biz çekim potansiyel enerjiyi hesaplarken ağırlıklarıyla yüksekliklerini çarparsak elimize bir sonuç ulaşır. O yüzden x büyüktür y eşittir z diye bir sıralamamız çıkar. Diğer potansiyel enerji neydi arkadaşlar? Esneklik potansiyel enerjisi. Esnek, yani esnek maddelerde meydana gelen bir enerji demek. O yüzden esnek maddelerdeki sıkışma veya gerilme sonucu biriken depolanan bu enerjiye biz esneklik potansiyel enerjisi diyoruz. Esnek madde neydi? Bir cisme, bir maddeye bir kuvvet uygulanır ve cisim bu kuvvetin etkisiyle şekil değiştirirse ve uygulanan bu kuvvet ortadan kaldırıldığında cisim tekrar eski haline dönerse biz buna esnek madde diyoruz. Mesela şimdi buradaki okun yayını arkadaşlar gerip gerip bıraktığımız zaman tekrar eski haline elimizi bıraktığımızda tekrar eski haline dönüyor mu? Dönüyor. Buradaki yayın üzerindeki top bu yayı sıkıştırır. Topu tekrar çektiğinde yay yine eski haline döner mi? Döner. Buradaki arkadaşlar çalar saat içerisindeki yay sistemi belli bir süre sonra kurulur kurulur kurulur. Daha sonra serbest bıraktığında tekrar başa dönmesi için şu görmüş olduğunuz tokma hareket eder. Ve o yüzden bütün esnek maddelerde var olan bu sıkışma ve gerilmeye bağlı depolanan enerjiye de biz ne diyoruz? Esneklik potansiyel enerjisi diyoruz. Esneklik potansiyel enerjisi esnek maddenin cinsine, yani işte demir mi, bakır mı gibi oluşuna, kalınlığına, ince ve kalın olmasına, sıkıştırılma ya da gerilme miktarına bağlı olarak değişir. Ne kadar çok sıkıştırırsan, az sıkıştırırsan ya da çok gerersen, az gerersen esneklik potansiyel enerjisini de ona göre değiştiririz. Emre sıkıştırdığı yayın üstüne bir cismi koyduktan sonra yayı serbest bırakıyor. Bakın eliyle elin avucunun içinde top var arkadaşlar. Eli yardımıyla kuvvet uygulayarak yayı sıkıştırmış sıkıştırmış. Daha sonra top kalacak şekilde elini bir anda çekiyor. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar yay eski haline dönmek için hareket ederken görmüş olduğunuz hareket gerçekleşiyor. Sıkıştırılan yayda depo edilen enerji türü esnek bir madde miydi yay? Evet, o zaman esneklik potansiyel enerjisi. Emre daha ince bir yayı aynı miktar sıkıştırarak bu deneyi yapsaydı ne diyecekti? İnce olanın etkisi daha az olur arkadaşlar. O yüzden topun çıkmış olduğu mesafe daha az olurdu. Bakın incelik ve kalınlıkla kıyaslarsak incedeki enerji daha az, kalındaki enerji daha fazla olacaktır. Ve o yüzden ince olan topu daha az yukarıya ama kalın olan aynı etkiyle daha yukarıya topu fırlatacaktır. Emre yayı daha fazla sıkıştırsaydı ve daha çok sıkıştırmak daha fazla enerji. Daha fazla enerji olursa top daha ileriye gidecektir. Ve çıktığı yükseklik topun artacaktır. İlk boyları ve sarım sayıları aynı olan farklı kalınlıktaki demir yaylara. İlk boyları ve sarım sayıları ama neyi farklı arkadaşlar? Kalınlıkları farklı. X, Y cisimleri asıldığında yaylardaki uzama miktarları eşit olmaktadır. Buna göre X ve Y cisimlerin ağırlıklarını karşılaştıralım. Şimdi kalınlıkları da aynı olsaydı X ve Y'nin uzama miktarı eşit olma bilgisi verildiği için ha X ve Y cisimlerin ağırlıkları eşittir diyecektik. Ama kalın da ince de aynı mesafede uzuyorsa arkadaşlar, çünkü sizce inceyi mi uzatmak daha kolay, kalını mı uzatmak daha kolay? Tabii ki inceyi uzatmak daha kolay. Kalını uzatmak daha zor olduğu için Y X ile aynı mesafeye gelebiliyorsa kesinlikle daha ağırdır. O yüzden Y'nin ağırlığı X'ten büyüktür. Burada etkinliğimiz var arkadaşlar. Doğru yanlış etkinliği. Bunu yapalım. Bir yayın sıkıştırılma miktarı artarsa yayda depo edilen enerji de artar. Doğru. Hareket halinde olan tüm cisimler kinetik enerjiye sahiptir. Doğru.
Enerjinin birimi Joule'dür. Doğru. Gökyüzünde uçan balonun yalnızca kinetik enerjisi, hareketinden dolayı kinetiği var ama bir de yerden yüksekliği olduğu için potansiyel enerjisi var. O yüzden yanlış. Cisimlerin yerden yüksekleri artarsa çekim potansiyel enerjisi de artar. Doğru. Arkadaşlar bu konuyu buraya kadar anlatalım. Enerjiyi, çünkü enerji dönüşümü kendi içerisinde bayağı uzun. Videoyu da uzatmak istemiyorum. Burada enerji konusunun detaylı bir şekilde inceledik. Nedir ne değildir öğrendik. Bu konuyu da burada bitirelim. İnşallah bir dahaki dersimizde enerji dönüşümleri. Çünkü bu önemli bir konu arkadaşlar. Müfredat olarak da önemli. Artı gündelik hayatta da bizim için önemli bir bilgi. Dersimiz burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.